YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayatlamayan buzluk kurabiyesi, Starbucks kurabiyesi hazırladım. Diğer adıyla hem yapması hem yemesi çok güzel. Sizler de videomu izledikten sonra bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Malzemelerimi hazırladım. Malzeme listemi her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Öncelikle 150 gram oda sıcaklığında yumuşattığım margarinimi karıştırma kabına alıyorum. Üzerine de bir tane yumurta ilave ediyorum. Dilerseniz burada sadece yumurta sarısını da kullanabilirsiniz. Yine bir yemek kaşığı da suyumu ilave ediyorum ve bu malzemeleri önce şöyle güzelce elimle karıştırıyorum. Ardından bir çay bardağı pudra şekerini de yine ekleyip tekrardan karıştırmaya, yoğurmaya devam ediyorum. 2 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu ve yarım pakette vanilyamı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da tarçınımı ilave edip tekrardan bu malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Bu malzemelerimi şöyle güzelce yoğurduktan sonra son olarak içerisine 1 su bardağına yakın dövülmüş ceviz ve 1 çay bardağı da damla çikolata ekliyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Her tarifimde söylediğim gibi kullandığınız unun markasına ve kullandığınız yumurtanın gramajına göre un miktarında değişiklik olabiliyor. Bu yüzden mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Benim hamurum böyle ele yapışmıştı. O yüzden ben yarım su bardağı kadar da tekrardan un ilavesi yaptım. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. 1 çay bardağı damla çikolatayı da hamuruma şöyle güzelce eritmeden karıştırıyorum. Bakın hamurumun kıvamı videoda görmüş olduğunuz gibi oluyor. Kurabiye yaparken birden un miktarını fazla eklemeyelim. Bir de çok fazla yoğurmayalım. İçerisine kullandığımız tereyağı ve margarin yoğurdukça yumuşayacaktır ve un miktarında bu şekilde artma olacaktır. Böyle çok fazla yoğurmadan malzemeleri birbirine karıştırmamız yeterli olacaktır. Kurabiye hamurum hazır. Streç filmin arasına, uzunlamasına hamurumu yerleştiriyorum. Elimle kenarlarından bastırarak keserken daha kolay olması için şekil veriyorum. Streç filmle güzelce sardıktan sonra derin dondurucuya kurabiyemi kaldırıp en az yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saatin sonunda çıkartıp istediğim kalınlıkta kurabiyemi kesiyorum. 1-2 santim kadar kesmem yeterli oluyor. Kurabiyelerimi istediğim incelikte, istediğim kalınlıkta kestikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kurabiyelerimin altı, üstü hafif pembeleşinceye kadar pişmeye gönderiyorum. Bu kurabiye hamurunu ister hazırlayıp derin dondurucuda hamuru bu şekilde muhafaza edin. İsterseniz pişirdikten sonra aylarca saklayabileceğiniz güzel bir kurabiye oluyor. Kurabiyelerim benim fırınımda 25-30 dakikada pişti. Piştikten sonra videoya çekmiştim ama telefon kaydetmemiş. Soğuk kahve yaptığımda ikram etmiştim. Orada size de göstermek istiyorum. Çok güzel, lezzetli bir kurabiye oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomda, başka bir tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.